Merhaba, bugün şehirde bisikletle nasıl işe gidip gelebiliriz? Bununla ilgili olarak yeni bir seriye başlıyoruz. Bunun için şimdi öncelikle katlanır bisikletimizi alalım. Katlanır bisiklet, Dağ'ın belki de en çok tercih edilen modellerinden bir tanesi. Vitesle D8, 8 vitesli bir model. Katlaması çok kolay, hızlı bir şekilde. Daha önceden belirlemiş olduğumuz ayarlarda sabit tutarak katlamayı birkaç dakika içerisinde, aslında dakika bile sayılmaz, çok hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Şu anda katlama işlemi tamamlanmış durumda. Her türlü bisiklet sürüşüne mutlaka kaskınızı takmanız lazım. Bu kısa mesafede işe giderken olabilir, uzun bir sürüş de olabilir. O yüzden ben de kaskımı taktım ve şu anda kafamdaki planı uygulamak için devam ediyorum. Şöyle bir çalışma yapma planım var. Öncelikle metroya kadar bisikletle gidip daha sonra metrodan indikten sonra aktarmayı kullanmak. Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsüne gideceğiz bugün. Hareket noktamız da 100. yıl. İşe gidiş gelişle ilgili aslında trafikte belirli bir tecrübeye sahip olmak önemli. Özellikle Ankara trafiğinde aslında sürücülerin çok da bisikletliye karşı tecrübeli olduklarından bahsedilemez. Sürekli tetikte olmak ve bir şekilde trafiği gözlemlemek gerekiyor. İşe gidip gelirken tabi bütün trafik kurallarına mümkün olduğu kadar uymamız gerekiyor. Aslında mümkün olduğu kadar değil, tamamen uymamız gerekiyor. Bisiklet sonuçta trafikteki araçlardan bir tanesi. Resmi olarak trafikte yol alan araçlardan bir tanesi. Bu yüzden bütün trafik kurallarına harfiyen uymamız gerekiyor. Buna işte yayalara ayrılmış olan kaldırımlardan gitmemek, trafik işaretlerine uymak ve trafik kurallarının belki tamamına normal sürücülerden daha fazla dikkat etmek çok çok önemli. Bisikletle işe gidiş gerçekten çok keyifli. Bu arada Ankara'da herhangi bir şekilde bisiklet yolunun olmadığını belirtmekte fayda var. Yani tamamen araçlarla aynı yolları, aynı güzergahı bir şekilde paylaşıyorsunuz. Metro durağına geldik Armalı'daki. Şimdi metroya doğru ilerleyelim. İşte Söğüt Özü metro durağı. Bu arada acı çeken arabaları da trafikte görme şansımız var. Bisikleti eski haline getirelim. Bakanlığı için önceki haline getirelim. Burada gerekli ayarlamayı çok hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirim. Katlama işlemini gerçekleştirdik. Şimdi bisikletle birlikte metroya doğru ilerleyelim. Metro içerisinde tabi bu tarzda çalışan, yürüyen merdivenler olması çok çok avantajlı. Aslında katlanır bisiklet her ne kadar hafif gibi gözükse de sonuçta 10 kilodan fazla bir ağırlığa sahip. İşte 12 kilo, 13 kilo civarında ağırlığa sahip. İşte buna bir takım bagaj ve diğer ekipmanları taktığımız zaman bu ağırlık artabilir. Bu açıdan baktığımızda aslında bu tarzda merdivenleri kullanabileceğimiz, yürüyen merdivenlerin olması çok büyük bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Metro girişine doğru ilerliyoruz. Aslında toplu taşımla bu şekilde entegre etmenin en büyük avantajı tabii terlememe belki de. Çünkü işe gidip gelirken özellikle uzun süreler pedal çevirdiğiniz zaman ciddi bir şekilde sıkıntılara neden olabiliyor. Bu açıdan bu entegrasyon önemli olduğunu söyleyebiliriz.
Evet. Geçişimizi gerçekleştirdik. Güvenlik var. Güvenlik bir basit arama yapıyor. Aramadan sonra geçişi sağlıyoruz. Metro geldi. Şimdi kendimize metroda güzel bir yer bulalım. Çok da boş olduğunu söyleyemeyeceğim. Kendimize metroda bir yer ayarlayalım. Pardon. Evet, metroya yerleştik. Şimdi Hacettepe'ye doğru yola devam ediyoruz. Evet, Beytepe istasyonuna geldik. Şimdi yürüyen merdivenle yukarı doğru çıkacağız. Aslında hemen yan tarafta çıkışta bir aktarma var. Aktarma da kullanılabilir ya da Nizamiye'den itibaren yine otobüse devamlı edilebilir. Aslında derse geç kalıp kalmamakla ilgili bir durum söz konusu. Şimdi dışarı doğru çıkış yapıyoruz. Çok Beytepe'li öğrencilerimizle çıkışa doğru ilerliyoruz. Burada belki katlanır bisikletinizin katlandığı zaman hareket edebilir olup olmadığı da önemli. Örneğin BTV'nin daha önceden çıkarmış olduğu tilt adlı modelleri vardı. O tilt modellerinde katlanır vaziyette bisikletin hareket etmesi sağlanabiliyordu ama buradaki yapıda daha onun bu modelinde katlandığı zaman hareket etmesi çok mümkün değil. Bu açıdan mutlaka elinizde taşımanız gerekiyor. Merdivende de belirli bir şekilde sağ tarafı kaplamak önemli. Diğer insanların yürümesi izin verecek şekilde. Belki çok kolay olmuyor bisikletle ama bunu sağlayabilmek de bence önemli. Şimdi aktarma noktasına doğru geliyoruz. Aktarma noktası aslında yaklaşık bir 100 veya 150 metre civarında. Çıkıştan sonra direkt olarak bu yürüme işlemini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Aslında buradan belki Nizamiye'ye kadar bir farklı sürüş olması açısından bisikletle gidip Nizamiye'de tekrardan binmek, aktarma yapmak söz konusu olabilir. Bu tercih tamamen size kalmış durumda. Aktarmaya baktığınız zaman ciddi bir kalabalık var. Büyük ihtimalle öğleden sonraki saat 1.30'da başlayacak olan ders için metrodan inen herkes uzun bir kuyruk oluşturmuş durumda. Burada eğer bu kuyruğu beklemek istemiyorsanız belki bisikletle direkt kampüse gitmek daha avantajlı. Aslında işte bisikletle ulaşımın en güzel tarafı bu. İstediğiniz zaman bisikletle devam edip kendinizi iyi hissetmiyorsanız, yorgunsanız veya bir şekilde sürmek istemiyorsanız hemen kaplayıp bu çalışmayı yapabilirsiniz. Şu anda gördüğünüz gibi gelen otobüslerle öğrenciler kampüse ulaşmaya çalışıyorlar. Ben bu kuyruğu çok bekleyeceğimi zannetmiyorum. Bisikletle kampüse doğru devam etmeyi bugün tercih edeceğim. Saat 1'e çeyrek var. 1.30'da web tasarım dersi var. Öğrencileri bekletmemek lazım. Ama normal şartlarda en azından yaklaşık 10-15 dakika içerisinde kampüse ulaşabiliyorum. Normal bisikletle kampüsü çıkış 7-8 dakika civarında sürüyor. Ama belki katlanırla bu süre birazcık daha
artabilir. Çok da tempolu bir çıkış olmayabilir. Belki aktarma bölümünde bisikleti katlayıp Nizamiye'nin hemen oradan aktarmayı da gerçekleştirebiliriz. O anki ruh halimize biraz bağlı. Burada hemen Hacettepe metro durağından sonraki araçların park ediş şeklini görebiliyorsunuz aslında. Birçok insan metro durağının hemen yanında park yeri olmadığı için bu şekilde araçlarını park edip metro ile gidiyorlar. Aslında bu bağlamda toplu taşımla bireysel araçların entegrasyonunu görebiliyoruz. En azından bu aşamada bunu niye bisikletle sağlamış olmuyorum. Bu arada karpuz çalışmaları yeni yeni başlıyor dikkatlerseniz. İşte bireysel araçlarıyla metroyu entegre etmeye çalışan insanları gözlemliyorsunuz. Nizamiye'ye doğru yaklaşıyoruz. Nizamiye'den giriş yapıyoruz. Kolay gelsin. Normalde burada bir entegrasyon anlamlı olurdu. Yani otobüsler rahat olsaydı, boş olsaydı belki direkt buradan çıkılabilirdi. Ama çok sıkışmak istemiyorum işin açıkçası. O yüzden yokuşu bu şekilde çıkmayı tercih ediyorum. Bu arada kampüsün girişi gerçekten keyifli. Hafif bir rampa var. Ama bu rampa belli bir antrenman seviyesinden sonra rahat geliyor. Etrafımıza bakarak çalışmayı gerçekleştirebiliyorsunuz. Genelde havanın çok yağışlı veya sıcak olmadığı zamanlarda çok keyifli bir sürüş sizi bekliyor. Rampa tamamlandı. Şimdi ikinci rampa var. Burada farklı seçeneklerde uygulayabilirsiniz. Örneğin kampüse çıkarken şu arkada görmüş olduğunuz havuzun arkasından da bir çıkış var. Havanın kuru olduğu zamanlarda orada nispeten daha yumuşak bir eğim var. Orayı kullanabilirsiniz. Veya normal yoldan devam edebilirsiniz. Bu arada kampüs içinde yer yer kilitlenmiş bisikletleri de görebilirsiniz. Burada kilitleyip gitmişler. Belki bir zaman, belki teslim etme zamanı gelip alırlar. Evet, ikinci rampaya doğru geliyoruz. Fena değil. Yani belirli bir antrenman düzeniniz varsa rahatlıkla bu çıkışı yapabilirsiniz. Burada Hacettepe'de kampüs içi yol ve bisiklet yolları çizilmiş durumda. Şöyle gözlemleyebilirsiniz maviyle. Bu bir avantaj sağlıyor mutlaka. Yani kendi yolunuzu biliyorsunuz en azından. Belediyenin de bu konuda duyarsız olmamasını ve bir şekilde bu bisiklet yollarını bir an önce Ankara'da hayata geçirmesini istiyoruz. Nizamiye'den yaklaşık bir 10 dakika sonra ulaştık kampüsün esas girişine. Şöyle bakacak olursak, şimdi benim ofisim yer aldı. Edebiyat Fakültesi'ne doğru gideceğiz. Bisikleti
park edeceğiniz herhangi bir yer yoksa bu anlamda belki katlanır bisiklet daha da avantaj sağlıyor. Yani katlanır ofisinize götürebilirsiniz, ancak bizim fakültenin önünde bisikleti katlama gerek duymadığımız bir bisiklet park yeri var. Ben bugün oraya koyacağım ama normalde ofise çıkarttığım zamanlarda oluyor. Özellikle hava ile ilgili sıkıntı olduğu zaman, yağış olduğu zaman ofise ben çıkartmayı tercih ediyorum. Evet, Edebiyat Fakültesi'ne geldik. Şimdi yavaş yavaş dersliklerin oraya gidelim ve bisikleti park edelim. Şimdi park yerine bisikleti kilitleyelim. Evet, kilitleyelim. Bir küçük kilit bulundurabilirsiniz. Yani belki kampüsler üniversite ortamlar değil ama yine de bunları kütlenin eşliğine dikkate almak kafayla. Yardımcısı.